Efendim bu hafta zamanın yavaş aktığı, yüzyıllara meydan okuyan tarihi ve doğal güzelliklerin ummadığınız anda karşınıza çıktığı, bozkırın sarıp sarmaladığı en lezzetli yemeklerin diyarı Nevşehir'deyiz. Kapadokya'dayız. Lezzetli tavsiyelerimiz başlıyor. Güzel memleketimizin ismiyle özdeşleşmiş Nevşehir tavayı anlatacağız sizlere. Kapadokya denildiği vakit akıllara güzel atlar gelir. Pişti bu. Oh en lezzetlisinden. Oh mis gibi kokulu tarif geliyor. Başdere köyündeyim. Ne güzel ses çıkıyor bundan Ümran abla. Onun yemeği güzel çıktığı içindir. Sesi de güzel, yemeği de güzel. Şuraya 20 yıldır gelirim, şu işi kavrayamadım, kapamadım. Ustadan mı yoksa çıraktan mı belli değil. Bu kadar eğlenceli mi bu tarif? Bu kadar mı eğlenceli yani? Çok uğraşılmış, özenle hazırlanmış bir masa. Efendim, taş ve toprak kokan masal diyarındayım, Ürgüp'teyim. Gelenler bilirler, bir masal diyarı. O masal diyarında bizler sizlere çok güzel tarifler vereceğiz. Nevşehir'de Nicakla ya da Kapadokya, Ürgüp, Avanos... Tabii ki toprak kablarda pişen enfes, leziz mi leziz yemekler gelir. İşte o tariflerden birini vereceğim. Güzel memleketimizin ismiyle özdeşleşmiş Nevşehir tavayı anlatacağız sizlere. Tanıştırayım sizlere sevgili şefim, ustam Rıza Arıcı. Şefim nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Şimdi gerçekten Nevşehir denince aklımıza gelen yemeklerden biri de Nevşehir tava. Aynen. Birçok ilimizde tava var ama malumunuz Sac'da yapılıyor, kara tavada yapılıyor. Yine göğüşte yapanlar var toprak kapta ama burada bazı farklılıklar da var. Baharatlarında özellikle bir yoğunluk ve güzellik var. Ne baharatlarımız var tavamızın içinde ustam? Tavamızın içinde biraz kekiğimiz var, pul biberimiz var, tuz ve karabiberimiz var. Evet. Çok isteğe bağlı kimyon da atabiliriz biraz. Kuyruk yağı da ekleyebiliyoruz. Kuyruk yağı ekleyeceğiz, evet, onları anlatacağım baştan. Kimyon çok güzel görünüyor rengi. Şimdi memlekette kavruk yok, burada her şey çok güzel kuruyor. Şimdi sebzelerimiz mutlaka var tavamızda. Yani bu sebzeli bir tava. Kapya biberimiz var, yeşil biberimiz var ve domatesimiz var. Evet. Ne eti kullanıyorsunuz? Kuz eti. Nevşehir tavaya kuz eti öyle mi? Girer. Yani kuz etinde girer. Fırında pişiyor. Tabii ki. Hazırlayacağız, fırına götüreceğiz. Bol sarımsak mı? Sarımsak bol. Yani aslında ben böyle Nevşehir tava denildiği vakit aklıma önce sarımsağı geliyor. Evet. Yani bol sarımsaklı tavalarda... Bol. Böyle bandırabileceğimiz de bir tava galiba. Tabii ki. Biraz da yağlı olması lazım ki kuyruk yağını ona göre koyacağız. Peki, daha da lezzetli olacak inşallah. Hazırlık bu tavada olacak. Evet. Önce sebzeleri doğrayacağız galiba. Tabii ki sebzeleri doğrayacağız. Önce kuyruk yağı tabanına, et üzerine. Evet. Onun üzerine sebzeler, en son üstünde domates. Doğru fırına. Fırına göndereceğiz. Aynen. Peki kaç saat pişiyor? 1,5-2 saatte pişer. 1,5-2 saat. Aynen. Odun ocağında olsa beklenebilir daha... bir süre ya. 1,5-2 saat bekleyeceğiz. Ardından... Kabakta iç pilav hazırlayacağız. Öyle bir tarif ki bayılacaksınız. Hakikaten bu hafta sonu belki de yapacağınız yemek bu olacak. Özel bir tarif geliyor, ayrılmayın. Hazırlayalım, ardından fırına gönderelim tavamızı. Efendim sırada bal kabağında iç pilavımız var. Kabak bildiğiniz gibi pek şifalı. Biz kabağın içine çok güzel bir iç pilavı hapsedeceğiz. Rıza şefimin spesiyallerinden pek de şirin bir kabak bulmuş. Kaç kişilik? 4 kişilik falan olur. Yeter, ikimize yeter. Yeter.
Şimdi iç pilavı tabii ki bu bölgede efsane. Evet. İç pilavları. Nasıl yapmak lazım iç pilavını? Bu iç pilavını başka hani tariflerde de kullanabilir miyiz? İçine koyacağımız tarifi. Tabii ki hepsini her şeye girer. Malzemeler neler? Kuş üzümümüz var, pirincimiz var, soğanımız var. Yine baharatlarımız var. Ne kullanacağız baharat için? Zeytinyağımız var ve tereyağımız var. Ben karabiber, biraz kimyon, pul biber, biraz nane gireceğim. Pirinçleri önceden yıkadık ve yarı pişmiş olmazsa değil mi normal olarak? Evet. Çünkü pişmeye devam edecek. Tabii ki fırında pişecek. Piştiği için de tekrardan içinde koyduğumuz suyla beraber yine biraz daha pişecek. Doğal düdüklü tencere olduğu için. Evet. Aynen doğru. Doğru. Kapağı da pek güzelmiş. Evet. İçi temizlenmiş. Özenle hazırladım. Size göstereyim. Temizledim. Elinize sağlık. Bal kabağın dolması daha mı güzel? Biraz böyle tatlımsı tat verecek değil evet, mi? Evet, aynen. O zaman başlıyoruz. Önce içimizi kavuralım. Yarı pişmiş hale getirelim. Kabağı ilave ederken birlikteyiz. İç pilavımız hazır. Mis gibi koktuğu an pişmiş oluyor. Yani yarı pişmiş oluyor. Güzel kokular geldi. Artık kabakla buluşturma zamanı. Kabağın şurada bir düğme varmış. Basıyorsunuz. Teknolojinin son ürünü. Aynen. Düğmeye basınca kabağımız açılıyor. Evet. Kabağı bulun. Bu tarifi yapın. Buluşturuyoruz. Ardından fırına uğurluyoruz. Elinize sağlık. Rıza şefimiz. İyi izliyoruz. Efendim yemeklerimiz hazır. Şefimize çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Misafirim var diyeceğim ama ben onun misafiriyim. Kıymetli dostum, Seçkin Özerler. En kıymetli mihmandarlarımızdan teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Güzel bir hazırlık. Tabii ki her şey Ürgüp için, Nevşehir için. Çok seviyoruz Ürgüp'ü. Nasıl sezon, nasıl gidiyor? Bu bölge çok özel bir bölge. Eşi benzeri olmayan bir bölge. Kesinlikle. Dünyada bu yapıda bir şey görmek istiyorsanız geleceğiniz tek bölge. Bu da haliyle buraya dünyanın her yerinden misafirin gelmesine yol açıyor. Ve 12 ay. 12 ay boyunca sürdürülebilir. Yani böyle bir turizm modeli Türkiye'de çok az. Yani deniz, kum, güneş dediğimiz turizm 3 aydır, 4 aydır. Hadi Antalya ve sahillerinde 6 ay en fazla. Ama 12 ay bacasız fabrika bizim için Nevşehir ve Nevşehir gibi illerimiz. Turizm emekçileri burada çok işin ehli. Bu anlamda da göz kamaştırıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Estağfurullah. Rıza şefim güzel hazırlıklar yapmış bize. Yetiştirilen ürünlerimiz de burada. Tabii ki bakliyatlarımız, hububatlarımız, fasulyeler, nohutlar, mercimekler, bulgurlar, buğdaylar. Onlardan hazırlanan nice çeşitler. Burada çömlek peyniri de var. Aslında şöyle diyor Nevşehirli hemşerilerimiz, Rıza abiyle de sohbet ettik. Biz testiden su içer, çömlekten yemek yeriz. Şimdi... Konunun özeti bu aslında. Evet. Ağzının tadını biliyor demek Nevşehirlerimiz. Bu nedir? Köftür. Köftür buranın lokumu mudur? Evet. Şu cevizle tüketilen evet. Yanında. Evet. Dut kurusu. Çok lezzetli. Hani böyle vücudunuzda enfeksiyon olduğu zaman da dutun suyu, hani dutun kendi kuru dutun çok faydalı olduğu söyleniyor. Burada da çok lezzetli ve iri. Çok teşekkür ediyoruz şefimize. Sizler için Nevşehir tava hazırladık. Üzerindeki kuyruk yağları tabana kadar etlere uğradı, sebzelere uğradı, biberlere, domateslere tabana girdi. Biraz da bandırırız belki finale doğru. Lezzetini verdi. Kabak çok güzel görünüyor. Kabakta iç pilavı hazırladık sizler için. Yüzeye kadar çıkmış. O yüzden yarı pişmiş koyuyor ve tamamını doldurmuyorsunuz. Biraz izin veriyorsunuz pirinçlere şişmeleri için, hacim kaplamaları için ve hiç hava almadığı için kabağın da vitamini ve lezzetiyle beraber başka bir lezzete dönüştük kesin. Şimdi bakacağız. Ama önce soğutmadan Seçkin senden de izin alarak şu tavayı afiyet bir deneyelim. Sadece tadacağım. Çok güzel görünüyor şefim. Afiyet olsun.
Gözlük üstünden nasıl baktığını gördüm. Yemeğin tadının farkındasın. Evet. Rıza abi çok güzel. Yani harika olmuş. Elinize sağlık. Aferin. Hemen buradan. Biraz da pilavımızı alalım. Bülbüller dile geliyor. Duyuyor musunuz? Evet, harika. Öyle bir lezzet yani. Tatlı. Tatlı bir pilav. Ama yani sürekli çatal hamlesi yapmak istiyorsunuz kabağa doğru. Müthiş bir tarif. Kabağı buldunuz manavdan, yapın bu tarifi. Tavsiye ediyorum kıymetli dostuma, Seçkin'e ve şefime Rıza Arıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Masallar diyarındaki lezzetli tavsiyelerimiz devam ediyor. Efendim, Kapadokya'daki çekimlerimiz devam ediyor. Kapadokya denildiği vakit akıllara güzel atlar gelir. Zaten Kapadokya güzel atlar ülkesi demekmiş. Tabii Pers egemenliği döneminde almış ismini. Hala bugün atlar güzelleştiriyor bu coğrafyayı peribacalarıyla birlikte. Aslında eskiden bölgede özgürce dolaşan yılkı atları varmış. Yılkı atlarımız vardı. Yılkı atlar da aslında Uygur Türkçesinde ya da Dede Korkut'tan da hatırlarız. Grup halinde özgürce gezen atlara verilen isim. Yılkı atları azınlıkta artık. Geçmişte çok fazla doğada özgürce dolaşıyormuş Kapadokya'da ama bugün çok kendileriyle ilgilenilen güzel atlar var. Turlar ne kadar sürüyor? Turlarımız bir saatten başlayıp gün boyu kamplı turlarımız, haftalık turlar o şekilde turlarımız mevcut. Alıp kaçmasın bizi. Yok, atlarımız uysal, eğitimli atlarımız, acemilere uygun. Acemilere uygun. Evet, ilk güzel. Kez ata binen kişiler için uygundur atlarımız. Bir taraftan balonlar iniyor bu güzel coğrafyaya, bir taraftan da atları ifadelendiriyoruz. Hepsi bir arada muhteşem bir an bizim için. Dolayısıyla yani hülasa sabah çok erken saatlerde başlayan bir hareketlilik var bölgede. Atlar sabah erkenden kahvaltılarını yapıyorlar. Yapıyorlar evet. Tımarlanıyorlar. Gün doğumuyla birlikte turlarımıza başlıyoruz. Gruplara hazırlanıyorlar. Birlikte. Evet, gruplara hazırlanıyorlar. Evet, bu turlar bir saat ya da tüm gün olabiliyormuş. Sizler de geldiğinizde burada ATV fırsatı var. Atla gezme fırsatları evet. Var. Balonla gezebilirsiniz. Yani Kapadokya'da aktivitemiz çok. Bol. Aktivite evet. Bol. Teşekkür ederiz. Ben tamam. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Biraz dolaşsak mı acaba diye. Evet, dolaşabiliriz. Hadi bundan sonra artık lezzetli tamam. Tavsiye atlarla devam ediyor. Lezzetli tavsiye devam ediyor. Pişti bu. Oh, en lezzetlisinden. Oh, mis gibi kokulu tarif geliyor. Başdere köyündeyim. Başdere mahallesi meşhur mahallelerimizden Ürgüp'ün. Böyle şirin mişirin anneleriyle bezenmiş, hamur işleri yapan, en lezzetli yemekleri sofralara sunan çok sevdiğimiz ablalarımızla beraberiz. Tanıştırayım Ünvan ablam. Burada kooperatif kurmuşlar Başdere Mahallesi'nde. Şimdi burada çok güzel bir ekmek yapıyorsunuz, tandır ekmeği. O yaptığımız lezzetli yemeklerin yanında bize ekmek lazım. Ekmek de yiyeceğiz yani bandıracağız onları. Hmm. Neler oluyor o ekmek. Güveçlerde, o çömleklerde ne güzel tandır yemekler oluyor. Tandır çömlekleri. Tabii onlar da çok lezzetli yemekler oluyor. İşte onların baş köşesindeki ekmek bu ekmek. Evet. Çok güzel bölüyorlar, kesiyorlar. Bu tandır da oluyor. Göstereyim şöyle. Şöyle bir işlem yapıyorlar hemen tandırı ve yapıştırmaya hazır. Sen önce yapıştır sonra sohbete devam edelim. Yapıştırıyoruz şimdi tandırlarımıza ekmeklerimizi. Buyurun. Ünvan ablam diyor ki tandır tavında gerek. Biz onu üşütmeden 12 tane ekmeği gönderiyoruz. Ardından kapatıyoruz. Ayrılmayın. Bu güzel köyü biraz gezelim. Tariflerimize geçelim.
Tandır çorbası. Ne güzel ses çıkıyor bundan Ümran abla. Onun yemeği güzel çıktığı içindir. Sesi de güzel, yemeği de güzel. Çok güzel bir tarif vereceğim. Bu köyün, Başdere köyünün olmazsa olmazı. Kalabalık varsa, düğün varsa, turlar artık geliyorlar akın akın gruplarımız köyümüze. Gruplar geliyor. Nereden geliyorlar? Dış devletten. Yani yabancılarımız çok seviyor bunu. Evet. Geldiklerinde. Bir küpten kaç kişilik çıkıyor bundan? Bundan 20-30 kişilik çıkar. Öyle mi? Evet. Bayağı alıyor o zaman içine. Alır. Biraz önce ekmekleri gönderdiğimiz tandırların içerisine bu küpler gönderiliyor. Buranın çorbası çiğden gönderiliyor. Yani tencerede ya da tavada yapılmıyor bu. Hı hı. Küpte yapılıyor ev tipi. Ama misafirler çoksa, düğün varsa kazanlarda açık ateşte yapılıyor. Evet. Ama diyor ki Ümran abla en lezzetlisi bu oluyor. Çünkü ateşte 3-4 saatte pişiyor. Evet. Sabır lazım. Aynen. Sen onu o zaman öğlen gönderiyorsun biz, akşam için. Biz onu mesela hani önceden haber veriyor ya grup varıyorum diye. Ha, ben sabah namazı yakarım tam bunları. Ha, ekmekler. Ki öğlen sonuna pişecek. Önce ekmekler. Önce ekmek pişecek. Ardına sonra da bunları koyacağım. O tandırda başka neler gidiyor? O sürpriz. Onu götürdüğümde karşılığa öyle çıkacak. Öyle mi? Sürprizler var o zaman. Ümran ablanın sürprizleri gitmiyor. Var. Teşekkür ederim Ümran abla. Şimdi tandır çorbamızda ya da bulgur aşı da deniyor burada ikinci evet ismi. Tandır çorbamızın malzemeleri nelerdir? Öğrenelim. Nohudumuz Başdere'nin kendi ürettiğimiz arazimizde. Evet. Buğdaydan yaptığımız yine bulgurumuz. Evet. Kendi ekip diktiğimiz soğanımız. Evet. Kendimiz domatesini yetiştirdiğimiz salçamız. Bu tereyağımız. Ekmeğin yüzüne sürdüğümüz değil, evet kendimizin yaptığı. Ekmeğin bunu yemekle yüzüne sürdüğümüz ayrı mı? O ayrı. Onu eritmeyiz, onun içinde tortuyla birlikte olur. Evet. Tereyağı diye. Ama bunu ayırt ederiz, tortunu alırız. Bu yemeklik. Bu yemeklik. Naneydi. Nanemiz de kendi bahçemizde yetiştiğimiz. Gördüğünüz köşede arka tarafta duruyor naneler. Bu da nanemiz. Bu da bizim biberlerimizi kızartırız. Kendi robotumuzla çektiğimiz kendi biberimiz. Kendi bahçelerinizde yaptığınız. Evet. Tuzumuz, suyumuz hazır. Yani hazır. Hülasa yemek çiğden gidiyor. O yüzden 3-4 saat boyunca yavaş yavaş böyle demleniyor. Küpümüzün içinde, toprak kabımızın içinde. Evet. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Evet. Sırasıyla neleri göndereceksin? Önce ben nohutumu önce koyacağım. Önce nohut, sonra? Bir sonra sırası suyunu, var mı? Evet. Ha, nohut, su. Su. Sonra? Ondan sonra yağını, soğanını, salçasını, baharatlarını, bulgurunu, tuzunu koyup tandıra. Kapağı var mı? Var. Yapacak mısın? Yapacağım. Orada. Göreceğiz onu da. Onu orada göreceğiz. Onu orada göreceğiz. Evet, bütün malzemeleri küpümüze gönderiyoruz efendim. Ardından fırına uğurluyoruz. Yani tandırımıza. Tandıra. Kaç saat pişiyor dedin? 3 saat. Hazır var mı orada sürpriz? Sürprizlerden çıkabilir. Bir şey çıkarsa içeriz. Hı? Ekmek de var. Ne çıkarsa baktığımızda. Ekmek de var, tereyağı da var. Sıcak sıcak. Çıkmazsa ekmeği tereyağı süreriz. Çıkar çıkar. O da ne lezzetli. Benim başlarım misafiri sever. Biz de sizi çok seviyoruz Ümran abla. Sizleri İzliyoruz, seviyoruz. Ardından tandıra gönderiyoruz. Ümran abla. Efendim. Ekmek çok güzel. Evet. Ortasında deliğin olması iyi pişmesi için değil mi orada? İyi pişmesi için. Sana ayrıca teşekkür ediyorum. O tandırda ne sürprizler çıktı. Hı. Yani tandır... Sana demiştim. Tandır ne kadar derinmiş. Evet. Ayşe ablam tanıştırayım. Evet. Sarma işleri de ondan soruluyor. Evet, tanıştırayım. Nasılsınız Ayşe ablacığım, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. İşte gördüğünüz gibi tandırımızdan bütün yemeklerimiz soframıza geldi. O küplerde pişen tabii ki her şey çok lezzetli oluyor. Enfes oluyor. Bir de yavaş ateşte piştiği için, külde piştiği için herhalde yemeğin en lezzetli hali. Sizin ellerinizin lezzeti de buna karışınca. Evet. Sevgimiz de katınca. Tabii gelir bu gruplar dünyanın. Sevgimiz de katınca. Daha lezzetli olmuş. Tabii elinize sağlık. Evet. Şimdi çorbamızı yaptık. Tandır çorbamız burada. Ekmeğimiz de hazır. Fasulyemiz de, sarmalarımız da hepsi hazır. Sizin tamak tandırın derinliklerinden. Eline sağlık Ümran ablacığım. Size ince tadımını sunuyoruz. Teşekkür ederim. Hemen deneyelim. Deneyelim. Bakalım şöyle. Oh. İçinde şöyle karıştıralım nohutlar. Evet. Bulgurlar.
Baharatlar. O soğan koyduğumuz işte salçalar, yağlar birleşimi ve özleşi bir şey. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Görüntü çok güzel. Tadı daha da güzel. Afiyet olsun. Aman. Nohut yumuşacık olmuş. Evet. Çok lezzetli. Enfes. Bir de yaptığımız ekmekle bandırmak lazım. Aynen. Boşuna yapmadık o ekmek. Aynen. Sıcakken tereyağı. Hı. Ama ekmek şöyle çorbaya bir daldırıp yememiz lazım. Tadından parmaklarını yemen lazım. Ayşe abla, ümman abla, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Baştere mahallesine gelenler yaşadı. Ürgüp'ün şirin meşirin köyü. Sizleri bekliyor. Ümman abla, ekip hazır. Onlara teşekkür ediyoruz ve lezzetli mi lezzetli tariflerimize devam ediyoruz. Nevşehir denildiği vakit akla çömlek gelir. Benim aklıma ise çömlek ustaları gelir. Evet, avanosum gelir yani, hülasa. Şuraya 20 yıldır gelirim, şu işi kavrayamadım, kapamadım. Ustadan mı yoksa çıraktan mı belli değil. Bence şöyle, senin yaptığın çanakları biz daha önce çanakçılar odası olarak tartıştık, karar veremedik. Yani ne mevzu orada, son karar verseydik şey yok. Sürrealist dedik, işi bitirdik. Sanat da böyle değil midir? Farklı yorumlara açık değil midir usta? Kesinlikle. Bakmak farklı bir şey. Yapmak senin, da çok farklı bir şey. Seninkine sadece bakılıyor abi. Efendim Şaban ustama geldim. Aman ustayım. Yani mutlaka geldiğimde kıymetli üstadıma, ustama uğrarım. Geldim, dedim ki testi kebabı yapacağım Şaban usta bu sefer. Ama şu testi kebabının hikayesini benimle paylaş ki ben de izleyicilerimize yaptığım testi kebabını anlamlandırabileyim kendi kalbimde. Nedir bunun hikayesi? Hikayesi şu. Tabii bizim burada İpek Yolu düzergahı var. Evet. Saruhan Kervan Sarayı'nı bilirsin. Bir gün böyle kış zamanı küçük bir kervan yolculuk yapıyor. Kar, fırtına, boran göz gözü görmüyor. Bu Saruhan'ın tam köşe tarafından Avanos'u doğru orayı kaçırıyorlar. Avanos'u doğru dönüyor. Küçük bir ev, bir mum ışığı yanıyor. Hemen kervan oraya giriyor. Buyur ki yani mecbur sığınacak bir yer. Bunun neticesinde tabii ki o ev halkı o gelen kervana karnın aç mı diye sormaz. Hemen yazdan kalma kuzuları var. Hemen onu kesiyorlar. Pişirecekler kaplar olmadığı için de hemen bir testi o zamanın böyle büyük testi dolu su için. Hemen o testinin içine eti koyuyorlar ve pişiriyorlar. Pişirdikten sonra kervan başına o testiyi kırdırıyorlar. Hem evin bereketlenmesini hem de şeref verdiklerini anlatıyorlar. O zamandan bu zamana gelen misafirlere bu testi kebabı buradan kırdırılır. Aslında gönlünü o şekilde sunuyor. Neyi var neyi yok onu aynen sunuyor. Aynen öyle. Misafirperverliğinin de bir göstergesi. Kesinlikle. Nevşehirli hemşerilerimizin özellikle Avanos'ta hemşerilerimizin. Evet sağ olun. Pozitif ayrımcılık diyorsun. Bu şekilde gördüğün gibi evet. Yapılıyor. Tamam. Bunun içine et dolduruyor ya. Evet. Yani. Şu an bu restoranlarımızda da aslında sunulan hani 4 kişilik bir model. Aynı model. Test. Bir de içini göstereyim mi? Evet. İçimiz dışımız nasıl diye bir onu olsun. Göstereceğim. Şöyle. Şimdi bir kesit alıyoruz. Şöyle baktığında bakın bu karşılıklı kalınlıkların aynı olması lazım. Eğer bir yer ince olur, bir yer kalın olursa ince yer çabuk kurur, kalın yeri geç kurur ve çatlar. İşte bunu bu, öğrenebilmek... Bazen patlıyor. Evet. Onu ayarlayamıyor. Yeni, biz de kendimizden zannediyorduk. Sırada güveçte kuru fasulye var. Efsane için güveç patladı. Bu şekilde yapılır ve aslında gördüğün rücu gibi etti. Evet bozuldu ve aslında rücu etti. Ustamla muhabbetler uzar gider. Bizler böyle bazen saatlerce sohbet ederiz, hasbihal evet. ederiz. Ama bütün enerjimizi, kalbimizi, ruhumuzu da işte bu çamura aktarırız. Bu yüzyıllardır, bin yıllardır böyle olmuştur. Bana göre burası bir müze. Evet. Tabii ki bazı sadece senin değil. Bazı ustalarımızın tabii. da derinliklerde Avanos'un eserleri var. Marka isimlerinin ürünleri de var. Onları izleyicilerimize biraz tabii gösterelim. Ki. Gezelim. Hadi gezelim. Hadi geçelim. Zil çaldı duydun mu? Evet.
şu an hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Böyle güzel kabak çekirdeğini bulmuşken sadece yemek istiyorum. Afiyet olsun. Enfes. Dünyadaki en lezzetli kabak çekirdeklerinden biridir. Tepeköy'deyim. Efendim Uçhisar'dayım. Malumunuz Osmanlı ve Anadolu mutfağında ayvaya çok fazla rastlıyoruz. Hem tatlılar hem de yemeklerde. Şimdi sizlere öyle bir tarif vereceğim ki hem tatlı hem tuzlu yemekleri bir aradayken sevenler için müthiş bir tarif. Bir de buna pekmez ekliyorlar. Efsane bir tarif için karşınızdayız. Tuğba Hanım'la sizi tanıştırmak istiyorum. Muhteşem bir kooperatifleri var. Hanımefendilerin elindeydi her şey tabii ki çok güzel oluyor. Burada müthiş bir birliktelikleri var. Her bölümümüzde olduğu gibi burada da hem Tarım İl Müdürlüğümüzde hem Tarım Bakanlığımızda çok güzel çalışmalar yapan güzel bir kooperatifimizi ziyaret ettik. Nasılsınız Tuğba Hanım? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tabii ki çok güzel bir tarif. Özellikle tatlıyla tuzluyu böyle mayhoş lezzetleri bir arada sevenler için. Öyle evet. Bir yemek ki ayvanın içinde kıyma da bulgur da sanki normal dolmalık biber doldur gibi mi? Evet. Usulü o değil mi? Ama kıymalısı. Evet, kıymalı, pekmezli. Pekmez de var. Pekmez en son mu? Tuğba evet, abicim. En son üzerine. İçine de var. Sunumda. Ha, içinde de oluyor. Malzemeler neler? İçinde ne oluyor? Bulgurumuz var, evet. Kıymamız var, tereyağımız, tuzumuz, kimyonumuz, karabiber, pul biber, pekmez. Bu ne? Kimyon. Kimyonumuz. Evet. Suyumuz da var. Tencere evet. Hazır çünkü içimizi galiba orada hazırlayacağız. Şimdi burada aslında ayvalarla beraber hazırladığımız işle birlikte ayvalar pişecek. Peki evet. Harcını... nasıl hazırlayacağız onu izleyeceğiz çiğden biz. Çiğden hazırlayacağız. Çiğden içine dolduruyoruz. Normal dolma yapar gibi yani bütün evet. Usuller. O zaman Tuğba Hanım'ı dikkatli bir şekilde izliyoruz. İç harcımızı hazırlıyor. Elinize sağlık. Daha pişmeden güzel görünüyor ve kokuyor. Çok lezzetli olacak kesin. Bulgurlar, kıymalar, tüm baharatlarımız harmanlandı bir güzel. Artık ayvalarla buluşturacak. Ne kadar doldurmalıyız? Ne kadar? İstereyim. Göstereyim bakayım. Gösterelim size. Tam tepeye kadar değil. 1-2 santim altına kadar. Neden? Şişecekler bunlar. Bulgurlar şişecek. Değil mi? Biraz daha büyüyecek o bulgurlar. Çünkü kapağı yerinden hareket ettirmesin. Kendi kapağını buldunuz mu? O mudur? Fark etmiyor. Evet, şimdi ayvalarımızı birer birer dolduruyoruz ve tencereye gönderiyoruz. Sonra nasıl pişiyor? Sonra suyunu döküp suyu ilave ediyoruz. Kapağını kapatıp kısık ateşte bir saatte pişiyor. Bir saat. Bir saat. Kendi evet. Buharında pişiyor. Evet. Efendim, ayva dolmamız böyle. Şimdi birazdan sizlere çok güzel bir tarif daha vereceğim. Elmas Hanım gelecek bize geleneksel... Çok sevilen burada kayısı yahnisi tarifini verecek. Ayrılmayın. Bu kadar eğlenceli mi bu tarif? Bu kadar mı eğlenceli yani? Bunu diyor anlatırsam ben krize girerim diyor. O kadar lezzetli ki diyor. Yani yüzünde bir gülümseme olacak. Nasıl bir şey dedim. Böyle. Hazırlayalım mı? Hazırlayalım. Hazırlayalım o zaman efendim. Geldi Elmas ablam. Olanca güler yüzüyle bizlere çok güzel bir tarif verecek. Yani dediğime bakmayın siz. Bu tatlıymış. Evet. Kış aylarının güzel tatlısı, besleyici. Evet. Çocuklar çok sever mi Elmas abla? Evet çok sever. Bizler de severiz. Çocuklarımız da besleyici bir tatlımızdır. Şimdi ceviz de buranın. Tereyağını evet. Da siz yapıyorsunuz. Evet. Üzümünüz müthiş oluyor. Pekmez evet. De buradan. Evet kendi elimize yaptığımız pekmezimiz, yahnimiz hepsi bizim kendi ürünlerimiz. Pişiriyor muyuz bunları? Tabii ki pişiriyoruz. Soğuduktan sonra mı yeniyor? Sıcaksa hafif ılık olsa daha güzel oluyor. Yine krize girecek gibisin. Yok estağfurullah girmeyeceğim. Girmeyeceğim yani. Kendini tutuyor. Evet, şimdi hazırlamaya başlayalım. Önce ne yapacaksın? Önce tenceremizi alacağız. Evet.
kayısılarımızı arasına açacağız. Cevizlerimizi dolduracağız. İçine? Evet. Cevizlerimizi, yahnimizi içine dolduracağız. Tenceremize düzüp tereyağını ekleyeceğiz. Tereyağını da biraz onları çevireceğiz. Biraz kavuracağız. Azıcık dişi kavrulacak. Evet. Tereyağın kokusu ona işleyecek. Tabii ki içine alacak. Pekmez çok hangi güzel aşamada? Evet, daha sonra pekmezimizi gezdireceğiz. Daha sonra suyumuzu ekleyip biraz kaynadıktan sonra servise hazır. Anlatması kolay, yapması kolay mı? Evet, bana göre evet o kolay. O zaman izliyoruz. Eline sağlık Elmas ablacığım. Afiyet olsun. Güzel kokuyor, çok da lezzetli olacağı belli. Birazdan önceki tarifimizle birlikte tadacağım. Diğer geleneksel yemeklerimizle birlikte. Ayrılmayın. Efendim yemeklerimiz hazır. Hepsi enfes görünüyor. Tariflerimiz de öyle. Sizler için ayva dolması ama pekmezlisinden güzel bir tarif verdik. Ve kayısı yahnisi. Daha neler var neler ama tanıştırmak istediğimiz çok kıymetli. Benim misafirim olun bu sefer. Tabii ki, tabii ki neden olmasın. Biz sizin misafiriniziz. Çok teşekkür ediyoruz derneğimize. Biz teşekkür ediyoruz. Burada kalkınma derneklerimizden bir tanesi. Özellikle hanımefendiler için çok güzel çalışmalarınız var. Burçin Gölgesiz yönetimde çok güzel işler yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Tabii ki teşekkür ediyoruz. Gıda konusunda ve turistleri ağırlama konusunda, grupları ağırlama konusunda çok ustasınız. Kendi geleneksel sofra kültürünüzü aktarıyorsunuz. Her gelen misafirimiz, yani dünya çapında geliyorlar. Dünyanın tabii her ki, yerinden tabii geliyorlar. Tabii ki dünyanın her yerinden misafir alıyoruz. Sizin yükünüz ağır bu konuda. Evet, aynen öyle. Ellerinize sağlık. Başka neler yapıyor demin? Kadınlarımızdan oluşan bir yapımız var. Derneğimizin faaliyetlerinde tamamen bayanlar burada çalışırken ayrıca biz Uçhisar'da yani bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine de her gün bir öğün yemek çıkarıyoruz. Yaşlılarımız için de evet, çalışmalarımız devam ediyor. Evet, yaşlılarımız için. Her gün ücretsiz tabii ki. Onlar için hazırlanan bir menü var. Aynen. Teşekkür ediyoruz. İşte hayat böyle ediyoruz. Paylaştıkça güzelleşiyor. İnşallah örnek olur. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Elmas ablam biraz yordum ben. Yani bize sağ olsun. Kayısı yahnisi tarifi verdi. Ben başta yemek olarak bekliyordum. Hani isminden kayısı yani ama burada kayısı yahnisi tatlı. Hem de çok faydalı bir tatlı. Çocuklarımızın da bayla bayla tüketeceği enfes, nefasetli bir tatlı. Yine tabii Tuğba Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ayvamızdan normalde ayva reçelleri veya ayva tatlıları çok yapılır. Evet. Ama biz ayvanın dolmasını yaptık. Hem tuz hem tatlı bir arada mayhoş lezzetleri sevenler için müthiş bir tarif bence. Osmanlı mutfağında günümüze kadar aktarmayı başardıkları bir tarif. Nevşehirli hemşerilerimizin fasulyeler, yani her şey burada toprak kaplarda, güveçlerde evet, piştiği için çok lezzetli oluyor. Böyle bir ufak tatmak istiyorum açıkçası. Çok merak ettim izleyicimiz adına. Tabii ki kendim buyurun. Kendim için. Hemen kapağı açıyoruz. Gerçekten içi ayrı güzel, dışı ayrı bir lezzetli, mayhoş tat sevenler için özellikle şiddetle tavsiye edebileceğim, içinde böyle kıymasıyla bulgur tane tane olmuş, daha da lezzetlenmiş ayvayla süper bir dolma. Pekmez ayrı bir güzellik katmış tabii ki ona. Çok güzel. Ayvanın ekşiliğini bastırmış o da. Şahane bir uyum. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Hemen bu çatalımla Elmas ablamın özene bezene pişirdiği, tavada bir ters bir düz yaptığı içi cevizli kayısı yahnimizi deneyelim. Afiyet olsun. Zaten çok sevdiğim bir tatlı. Çok sağlıklı. Kış aylarında ailenize, çocuklarınıza, misafirlerinize hemen hızlı bir şekilde dolapta varsa bir gün kursu arasına bir ceviz tereyağını da çevirin efendim. Biraz da pekmez tamamdır. Gün boyu üşümezler.
Efendim bu enfes lezzetler için ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Derneğimize, tüm aslında üyelerimize selamlarımızı iletmenizi rica ediyorum. Tabii ki biz çok teşekkür ederiz. Burçin Hanım, Elmas Hanım'a ve Tuğba Hanım'a da teşekkür ediyor. Ve Nevşehir'deki lezzetli tavsiyelerimize devam ediyoruz. Efendim çok sevdiğim Avanos'tayım. Kızılırmak'ın iki yanında kurulmuş Kapadokya'nın en önemli merkezlerinden biri. Ne yemekler hazırlayacağız izleyicilerimize? Turistlerin bayıldığı testi kebabı yapacağız. Çok uğraşılmış, özenle hazırlanmış bir masa. Şu an hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Böyle güzel kabak çekirdeğini bulmuşken sadece yemek istiyorum. Afiyet olsun. Enfes. Dünyadaki en lezzetli kabak çekirdeklerinden biridir. Tepeköy'deyim. Acıgöl ilçesine bağlı. Nevşehir'in gururu burası Tepeköy. Ercan abim, evet. Ercan Altay ve kıymetli eşi Rukiye ablam. Rukiye abla ayrılmak istemiyorum ama şimdilik şuraya bırakayım. Böyle bir kabak çekirdeği yok. Nasıl bu kadar lezzetli oluyor? Nasıl bu kadar kaliteli oluyor? Coğrafi şartlı, tescilli bu lezzeti anlatmam lazım dedim. Sürekli peri bacası anlatıyorum, balonları anlatıyorum. Evet, evet. Biraz da işimiz lezzet. En lezzetli, sağlıklı kabak çekirdeğini anlatayım. Çok lezzetli. Neye borçlu kabak çekirdeği bu kadar kaliteli olmasını? Nevşehir il sınırları içerisinde yaratanımızın toprağımıza verdiği farklı özelliklerinden dolayı Nevşehir çerçevelisi dünyanın bana göre hem bir üretici olarak hem de bir alıp satıp pazarlamacı olarak dünyanın en güzel çekirdeği Nevşehir kabak çekirdeği. Çok da meşhur. Üretimde de birinci sırada. Evet. Nevşehir evet, yani evet, tonaj evet. olarak, rekolte evet. olarak. Aynen. Onu aslında önemli kılan kalitesi. Kesinlikle. Yani görüntüsü o kadar dolu, hepsi aynı ölçüde. Bir de bir çeşidini daha ilk defa gördüm burada. Hanımefendi tırnağı deniyormuş ona. Evet. Ne deniyor Rukiye abla ona? Buna bizim deyimizde söylüyorum kadın tırnağı. Kadın tırnağı. Uzun, kadın tırnağı yani uzun olduğu için değil mi? Evet. Evet. Uzun olanlarda. Evet. Tabii. Aynen öyle. Bu da aynı lezzetli. Kesinlikle aynen öyle. Şimdi burada olmamın sebebi elinize diğerlerden böyle çiğ kabak çekirdeği gelirse onu nasıl kavuracağınız konusunda hiç duymadığınız ipuçlarını vereceğim size, metotları vereceğim. Bayılacaksınız bu usullere. Taze de alabilirsiniz, çiğ de alabilirsiniz. Kendiniz güvenle evde nasıl acaba kavururum, fırına gitmeden önce neyle harmanlayayım ben bunu diye sorarsanız cevabı lezzetli tavsiyede Ercan abimde ve Rukiye ablamda. Evet Rukiye abla, pul biber niye burada? Köfte mi yapacağım bana? Yok pul biber, bazı insanlar acı sevdiği için damak zevkine göre, damak tadına göre isteyen sütlü sadece süt ve tuzla, isteyen un, pul biber, tuz karışımı yapabilir. Duydunuz mu içine giren malzeme? O zaman daha lezzetli. Yani bu senin sadece insanın kendi isteğine, kendi damak zevkine göre. Burada yapılmaya başlamış. Şimdi bayağı tercih eden de var. Var. Evet. Normal kabak çekirdeğini bu şekilde nasıl kavuruyoruz? İçinde ne var Rukiye abla? Bunun da aynı. Yaş alım olduğu zaman sadece tuzla. O zaman lezzetli ama kuru kavurma. Yaşken bakın yaşken tuzla. Evet. Ama kuruduğu zaman böyleyken süt, tuz, isteyen un katabilir, istemeyen sadece süt ve tuzla. Karışım yapıyorsun, yarım saat bekletiyorsun. Ondan sonra fırına veriyorsun ama çok güzel oluyor zaman. Odun fırınında değil evet. mi yapılıyor? Evet, odun fırın. Evdeki fırınlarda da yapılır mı? Evet, isteyen evindeki fırında elektrikli soba yani şömine dediğimiz o şey. Onlar da isteyen istediği şekilde onlarda da yapabilir. Yani aynı lezzeti bulabilir. Bu işin metodu bu. Evet. Yani evde evet. tuz var, biraz un da var. Evet. Mesela böyle pul biberle de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi biz hazırlayalım bir tane yapalım mı Rukiye abla? Tarifi gösterelim izleyicilerimize. Ha, yapalım. Süt burada, evet. tuz orada, un evet. orada. Tamam. Belki pul biberli de yaparız biraz. Bir tepsiyi pul biberli yapalım, bir tanesini de sadece süt ve tuzla yapalım. Hadi yapalım. Evet. Efendim Rukiye ablamızdan sözü aldık. Şimdi bize her aşamasını detaylı bir şekilde gösterecek. Lezzetli tavsiyeler kavurduktan sonra devam ediyor.
Efendim çok sevdiğim Avanos'tayım. Kızılırmak'ın iki yanında kurulmuş Kapadokya'nın en önemli merkezlerinden biri Avanos. Çanağıyla, çömleğiyle, dokumacılığıyla hep ön planda olmuştur. Dillere destandır. Ama yemekleriyle de öyledir. Benim dostumun da yeri bir başka. Sevgili Doğancan Yıldırım. Avanos'umuzun, Nevşehir'imizin meşhur lezzetlerini anlatacaklar bize. Doğancan nasılsın? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni de onore ettiniz açıkçası. Sizi burada ağırlamak bize şeref verdi. Böyle misafir edersen sürekli geleceğiz böyle. Her zaman, sene yanındayız. Her zaman bekliyorum ben sizi. Sizi güzel ekibinizi ağırlamak bizim için büyük bir şeref. Çok burada. Teşekkür ederiz. Ne yemekler hazırlayacağız izleyicilerimize? Turistlerin bayıldığı bir testi kebabı yapacağız. Aslında çok basit bir yemek. Ama dediğiniz gibi işte Avanos el işçiliğiyle çok meşhur bir yer olduğu için, bu toprakta çok güzel bir lezzet verdiği için ne yapsak zaten basit de olsa çok güzel bir tat veriyor. Ondan dolayı bugün bir testi kebabı yapacağız. Neler var malzemeler? Dana etimiz var, soğanımız var, kuyruk yağı, kapya çarliston biberimiz var, domatesimiz var ve baharatlarımız var. Baharat ne kullanacağız? Baharat bugün kimyon var, kekik, pul biber, toz biber, tuz, karabiber. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Sıralama önemli mi? Sıralamamız şöyle. İlk önce dana etimizi koyuyoruz. Evet. Kuyruk yağı, üstüne soğan, biber, domates, baharat şeklinde koyuyorum. Ama tabii bu çok eski ve çok kullanılan bir yemek olduğu için bölgede bazı ustaların kendi sıralaması olabiliyor. Farklı yorumlar olabiliyor. Başa dönüyor, tekrar yapıyor katman katman. Tabii tavuk. Börek katmanı gibi yani. Kesinlikle yani şey tavukla yapan var, etin şeklini değiştiren var. Var da var. Ama hepsi güzel oluyor. Toprağın içinde her şey güzel oluyor ama bizim yapacağımız gerçek. Evet, benim sıralamam bu tam şekilde. Nevşehir usulü. Ve kapağımız da var. Hamurumuz ve alüminyum folyomuz. Başlıyoruz hazırlamaya. Doğancan şefim bütün malzemeyi sırasıyla yerleştirdi küpümüzün içine. Şimdi artık kapatacağız. Önce alüminyum folyo kapayacağını söyledin bana. Evet. Neden? Ya bu buhar hem hamura zarar vermesin hem çıkartırken kolay çıksın. Çünkü şey ya mayalı bir kuruyor şey olduğu çünkü için tabii. Kuruyor, yapışıyor. Önce alüminyum folyo, sonra hamur, ardından da onu kızartmak için yumurtayı sürecek şefim evet. Ve tamamlayacak. Fırına uğurlarsak ne kadar zaman bekleriz? Yaklaşık 2-3 saat. Ama bunda da şöyle bir şey var. Şimdi zaten koyduğumuz et kemiksiz bir et. Evet. Ama eğer kemikli bir et tercih ederseniz, fırının biraz derecesini kısarsanız, bir odun fırını olur, şey olur. Dilediğiniz kadar pişirebilirsiniz. Çünkü o kolajeni dağılır, daha da yumuşar. Kaşığı vurduğunuzda dağılır. Daha sağlıklı. Tabii yani bir kaburgayla yaptığınızda mesela istediğiniz kadar pişirebilirsiniz. O piştikçe kendi buharında pişiyor çünkü. Kesinlikle. Hapsediyor. Tabii. Tamamlıyoruz, fırına uğurluyoruz ve diğer tarifimize geçiyoruz. Müthiş bir tarif. En sevdiğimiz fasulye var. Sırada hepimizin çok sevdiği, bizim de ekip olarak bayıldığımız milli yemeğimiz kuru fasulye var. Ama güveçte hazırlayacağız. Süper güveçlerde süper bir tarif geliyor. Evet Doğancan, bayağı uğraşmışsın evet. Ama kardeşim teşekkür ederiz. Önceden fasulyeler pişmiş. Evet bunları ben önceden ayarladım. Sizin değerli vaktinizi harcamamak adına. Yaklaşık 45 dakika bir saate yakın pişti düdüklüde. Bu da çok özel bölgenin bir fasulyesi galiba. Çok doğru. Bu derin kuyunun fasulyesi. O helva gibi. Heh. Hani kabuğu çıkıyor. Şey. Çok güzel bir fasulye. Ben de bayılıyorum o fasulyeye. Gerçekten bir bakın derin kuyu fasulyesine de. Orada yağımız var, suyumuz var, baharatlarımız var yine. Önceden soğanımız doğranmış. Yine sebzeler. Evet onlar aynı. Domates salçası mı? Karışık mı? Bu karışık aslında. Domates biberle biber salçası karışık. Karışık yaparsanız çok daha iyi. Bu arada biraz ısınmaya başladı güvecimizde. Önceden ısıtmak gerekiyor. Çünkü biraz zaman alıyor. Şimdi önce bu güvecin içinde kavurma işlemimiz var değil mi? Neyi kavuracağız? Burada aslında bütün yemeği yapacağız. İlk önce soğanlar, biberler, salça, fasulye alacağız. Kavrulacak. Evet. Sonra fırınımıza süreceğiz. Yine o başta konuştuğumuz güzel toprak
güveçte aromasını iyice alacak ve güzel bir yemek olacak. Çok da böyle özdeşleşiyor ya, bütün malzeme birbirine. Yani suyu çok güzel oluyor, taneleri helva gibi oluyor. Tüm malzeme evvela soğanla galiba diğer baharatla biraz kavrulacak. Hı hı. Sonra malzemeler ilave edilip fırına gönderilecek. Kaç saatte pişiyor? 3 saatte çok güzel bir şekilde pişiyor. Fırında hazırlar var mı koltuk altında bir? Her zaman hazırda bekliyorum. Eyvallah. Çok uzun süre bunlar. 3 saat bizim için, bizim şekerimiz düşer. Biraz yani bizim ekip biraz dayanamıyoruz. Evet, şekerimiz sizi, hemen düşüverir. Eyvallah, teşekkür ederiz. Hazırlıyoruz ve onu da fırına uğurluyoruz. Ardından bu güzel handa onları tadıyoruz. Doğan Cem Şef'im, eline sağlık. Kıymetli dostum. Çok uğraşılmış, özenle hazırlanmış bir masa. Tabii ki hazırladıklarımızı tadacağım. Ama istersen bu testiyi bir açalım. Tabii, bakalım soğutmadan küpümüzü. Bakalım neler olacak. Orada güzel bir ekmeğimiz var. Onu bir ayıralım ilk önce. Şöyle kenarımıza alalım. Ardından müşterilerimize, zaten turistlere de bu şekilde sunum yapıyoruz. Kiremite bu şekilde alıyoruz. Güzel bir söylüyorlar. Öyle bir yemeğimiz. Yani afiyet olsun. Özlü bir karışım. Et, sebzeler kendi suyunda piştiği için daha fazla. Çok özlü bir suyu var. Dedim ya, tam bandırmak için çok uygun bir tarif. Kesinlikle. Misler gibi geldi kokusu. Fasulye de burada hazır. Sunumlar şahane. Hangisi sulu köfte bunun? Birini biliyorum ama. Bunlar aslında birbirinin kuzeni diyebiliriz. Birisi sulu köftemiz. Bu da Ürgüp'te yapılan, meyanesi farklı olan bir köftemiz. Farkı ne? Farkı ne? Biraz daha ekşi, nohut var içinde ayrıyeten. Dediğim gibi meyane biraz daha farklı. Ama ikisi de çok lezzetli. İkisi de çok lezzetli. Özel misafirlere hazırlanır. Kıymetli kardeşim, demek ki onun için değerliyiz ki bu kadar zor bir çeşidi, bir tarifi hazırlamış bizler için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Zordur bu iki tarif. Aside var, sarmamız var, ayva tatlımız var. Fasulye heybetiyle duruyor. Çünkü bu bütün ekip için. Kesinlikle. Ben sadece tadacağım. Kimse merak etmesin. Ekibinin sevdiği. Herkes yedecek abi. Hiç sıkıntı yok. Şimdi deneyelim. Önce soğutmadan testi kebabımızı tadmak istiyorum. Hemen bir miktar. Olmuş. Olmaz mı? Afiyet olsun. Eline sağlık kıymetli dostum. Eline sağlık. Ve fasulyemizi de deneyelim. Bunda da geçtik. Afiyet olsun. Harika kardeşim benim. Teşekkür ederim. Rica eline sağlık. Senin gibi genç dostlarımıza çok ihtiyacımız var. Ulusal manada çok ihtiyacımız var. Sayılarınızın artmasını canı gönülden diliyorum. Umarım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Evet efendim. Nevşehir'imize, Kapadokya'ya maalesef veda vakti. Rüzgarın ve yağmurun adeta bir sanat eseri gibi şekillendirdiği bu muhteşem coğrafyaya üzülerek veda ediyorum. Çünkü çok seviyorum Nevşehir ve ilçelerini. Adeta bacasız bir fabrika. Turizm cennetimiz, gastronomisiyle, doğal güzellikleriyle, yetiştirdiği ürünleriyle, misafir ağırlama kaliteleriyle göz kamaştırıyorlar. Onları çok seviyoruz. Nevşehir'e veda ediyoruz ama haftaya tekrar farklı bir ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyoruz.